Selam millet, Dedeler Oyunlar'da tekrar birlikteyiz kardeşlerim. Bu videomuzda, evet sizlere açıklıyorum, hazır olun. Şu anda bedava olan, erken erişimde, bilmiyorum daha ne kadar süre erken erişimde olur ve ne kadar bedava olur. Dauntless isimli oyunu inceleyeceğiz. Dauntless bir yaratık avlama oyunu. Canavar avlayan şöyle çok karizmatik bir tipimiz var. Tipi tamamen ben yaptım, siz yapıyorsunuz. Tipi zaten etraftaki diğer tiplere bakarsak hepimiz birbirimizden farklıyız. Bu canavar avlayan tiple görevlerinizi alıyorsunuz. Canavarlarınızı avlayıp kazandığınız puanlarla üzerinizdeki eşyaları geliştiriyorsunuz. Hemen şuradaki bacı ile konuşalım. Glowing Ember avladık biraz önce. Glowing Ember avlamakta başarılı oldun. Seni tebrik ederim. Sana 50 not verdim diyor. Not mu verdim? Gnasher avlayacaksın bir tane diyor. Tam gücünde olman lazım. Ondan sonra sana Gnasher zırhı falan vereceğim diyor. Dur bakayım. Evet şuradaymış Gnasher. Monstrous Verge'de. Önce bir çıkalım şuradan. Buradan bir çıkalım. 3-5 tane vatandaş var. Etkileşime girebildiğimiz bir tanesi de bu. Burada tonik yapabiliyoruz kendimize. Ben size bir tonik yapayım. Evet çok ilginç ama oyunumuzda aynı zamanda yaratıklarla savaştığımız bölgelerde yerlerden bitkiler toplayıp o bitkilerle bir şeyler yapabiliyoruz kendimize. Hemen şöyle bir gideyim. Burada Profesör Emice varmış. Profesör Emice ne yapıyor? Bizim tipimizi değiştiriyor. Yok, Profesör Emice. Yes, cancel ettim. Profesör Emice'yi beğenmedim. Tipimiz değişmesin. Ben tipimden memnunum. Başka kimler var acaba burada? Yapabileceğimiz bir şeyler, aksiyona girebileceğimiz. Benim kendi haritamı göstermiyor, değil mi oyun? Yok, kendi haritamı göstermiyor. Peki, canı sağ olsun. O zaman şurada ben hatırladığım kadarıyla şu dayı vardı galiba. Evet, buradan silahlarımızı güncelleyebiliyoruz ki ben silahları maksimuma kadar güncellemişim. Savaş taktiği olarak, strateji olarak aralarında tabii farklar var silahların. Bakayım şurada gösteriyor mu? Burada gösteriyor. Mesela sol click light atak, sağ click heavy atak, Q overdrive. Overdrive özelliğimizde olduğu zaman kullanabildiğimiz bir şey. Kombolarımız 4 tane normal click, 3 click ardından 2 sağ click. 2 sağ click, bir sol click devamlı saydırma ve rising element de sağ sağ sağymış. Burada bakın altta da uyarmış. Rapid click bu. Hold basılı tutmak. Repeat etmek herhalde. Repeat. Repeat. Repeat diye saydıracaksın diyor yavaş yavaş. Neyse deneriz bütün bunları zaten. Deniyorum da. Zamanı geldikçe. Şurada zırhımızı güncelleyen bir tane bacı var. Ondan da yapabileceğiz her şeyi yapmışız. Maximum level diyor. Bence biz yaratık avımıza bir gidelim. Monster Hunt'a gidelim. Seninle daha önce hiç konuşmadık. Sen necisin? Lantern. Behemoth'u takip edecek olan lanternini upgrade ederim senin diyor. Sen lanterni bir upgrade et ama ona etmeden önce şuradan ben bir geleyim. K-Binding'e. K-Binding'le lanterni upgrade etmek diye bir şey var. Lantern ability V. V. İlginç. Böyle bir şey yok bizde. Arkadaşım bize böyle bilgi gelmedi. Bence bizi kandırıyorsun sen. Ben sana back diyorum. Back deyip geri dönüyorum. Şöyle oyunuma dönüyorum. Hemen map'i açıyorum. Diyorum ki şu göreve gitmek istiyorum. Evet. Bu görev. Start Hunt. Avı başlat. Av bulunuyor. Şimdi bize takımımızı kurmamız için başka elemanlar verecek yanımıza. Başka birilerini bulacak. Evet, gemide yolculuğumuza başladık. Ben hemen ready'yi vereyim. Aslında loadout'umu düzenleyebiliyorum ama üzerinde kıyafetlerden memnunum. Bir kişi. Tek başıma gittim. Acaba bu normal bir şey mi? Yanımda kimse yok. Ready verdim. İyi yapmadım mı acaba? Tek başımıza da dövüşürüz biz. Böyle bir delikanlı tipiz. Ya da belki de takım arkadaşlarım geldi, hepsi ready oldu. Bilmiyorum ki, korkuyorum. Demin bir deneme oyunu oynadım, orada takım arkadaşlarım vardı. Demin takım arkadaşlarım vardı ama benim. Vallahi kimse yok yanımızda. Anam. Tek başımıza kaldık mı? Kaldık mı tek başımıza? Ha, Lantern Ability buymuş. Bize yolu gösteriyormuş böyle. Şuradan gideceğim diye. Demek ki o tarafa doğru gideceğiz. Tamam. Tamam, ben okeyim. Sakinim, tırsmıyorum. Şu bitki toplanabilir mi? Kesinlikle toplanabilir. Mükemmel. Redworth neyse onu topladı. Redworth'u buradan aldık. Ne kadar güzel bir dünya değil mi? Kesinlikle rengarenk bir dünya. Lantern Ability'm yok başka. Başka göstermiyor. Canın sağ olsun senin. Ne kadar yukarılardan atlarsak atlayalım kardeşlerim, bu oyunda hasar yemiyoruz. Gördüğünüz gibi ninja edasıyla sekerek kaçıyor adam. Bize dokanmıyor bu böyle şeyler. Sekerek yolculuğuna devam ediyor. Evet, böyle de yeryüzünden faydalanmak gibi şeylerimiz var.
Lanterna Bolt'imi bir daha kullanamıyor muyum? Galiba kullanamıyorum. Ormanların arasında hürcesine koşuyordum. O bir keçi. O benim bulacağım yaratık değil. O zaman şunu da bir alalım. Bu bizi hızlandırıyor. Normalden daha hızlı koşuyoruz bununla. Yaratık. Yaratık neredesin? İşte oradasın. İşte oradasın. Seni buldum. Gel buraya. Hemen gelişinde sana iki tane çakayım şöyle. Ondan sonra takla atarak kaçayım. Sen ne yapıyorsun ya? Çıldırdın mı? Hayırdır? Kafana ağaçlara mı vurdun? Enayi. Gel gel. Gel seni bekliyorum. Hadi tombalak. Tombalak tombalak süper. Tombalak hareketine ben senin alışığım. Oo bir tombalak daha attı güzel. Şunu yapmazsan eğer sana yaklaşamıyorum çünkü onu yaptığın zaman. Ayda o kuyruk işi bozdu ama. Nereye doğru gideceğini bir söylersen bana, ona göre şey yapacağım. Sana hareket yapacağım. Hiç kaçmıyorum hareketlerden. Gördüğünüz gibi tam bir delikanlı adam benim. Kırmanço gibi saldırıyor devamlı adama. Madem onu yaptım, ben hemen şurayı bir kullanayım. Buralarda can doldurabiliyoruz. Evet. Mükemmel oldu. Bir, iki... Ama sen çok kötü kaçıyorsun ya. Gerçekten çok kötü kaçıyorsun. Nereye kaçtın? Oraya. 1, 2, 3, 4 dedim sana. Hayda. Bu sefer de arkaya doğru atladı. Bunu yedik. Bundan kaçamadık. Bu kötü oldu. Bak bir de yere düştü. Eziklendi resmen adam ya. Bir de yere düştü. Şundan sonra... Abi sağa doğru mu gideceksin, sola doğru mu? Bir karar ver. Her seferinde farklı bir şekilde yapıyorsun. Biraz diyor dinlen. Çok stamina harcadın. Çok stamina harcadın diyor. Biraz dinlen. Şimdi bak sana ne yapacağım. Sana alevli malevli saldırı yapacağım. Al sana. Çok güzel oldu. Enayi gibi yana doğru gittin. Oo dibine saldırdığım zaman, gittiğim zaman güzel oluyormuş bu. Üstünden atlayıp gidiyor. Vallahi üstünden atlayıp gidiyor bu dibine gittiğim zaman. Şöyle ağzına vurayım diyecektim, olmadı. Oo tamam, bunun taktiği dibinde durmak. Kesinlikle dibinde durmak. İşte bir ağır darbe vurduk ona. Aklını aldık. Parça koptu ondan. Bunlar da önemli hareketler. Böyle yapma ama. Böyle yapma. Böyle yaparsan beni üzersin. Beni üzersen ben de seni üzmek zorunda kalırım. İşte şimdi bu hiç iyi olmadı. Adam ağzımızı burnumuzu kırdı. Bir tane iksir içelim. Ondan sonra da şimdi şöyle bir koşarak gidelim. Aa bunları da toplayabiliyormuşum ben. Bunlar ne? Bana bonuslar veren şeyler. Şöyle üçlü kombomu yapmaya devam edeyim ben buna. Aa, o zaman da ama papaz her zaman pilav yemez dedi. O zaman da dünyanın öbür ucuna kaçtı. Gel bakayım sen gel. Sakinleşti. Kırmızı olmuştu, sakinleşti şimdi. Seni bekliyorum burada, korkmuyorum senden. İşte bu kadar. Arkasından şu çakallığı yapmasan çok güzel olacak da. Üstüne doğru zıplamak adamın daha mantıklıymış. Evet şimdi bunu fark ettim. Ama bunu yaparsan beni üzersin. Beynine vurayım seni duvar kenarında sıkışmışken. Olmadı. Olmadı. Duvar kenarında sıkışmışken beynine vurmak iyi bir tercih değilmiş. Sen şöyle bir gel. Atla ha. Ben de sen orada vakit kaybederken şu canı doldurayım. Bekliyorum seni. Kızdı. Kızmadı, kaçtı. Peki. Madem kaçtın. Ben bunu hiç kullanmamışım. Şimdi şu Lantern Ableton'u bir açabilir miyim?
Lantern ability yok. Peki. Canın sağ olsun senin. Sana söylemiştim kaçamazsın diye. İşte seni buldum. Benden kaçamazsın. Gel buraya. Al bakayım. Açılışı şöyle 1, 2, 3. Bir de şu komboyla yapalım. Ya sen nasıl bir enayisin. Hemen yaptın hareketini. Ama o kuyruğu atma. Arkasında durunca, adam arkasında durunca acımıyormuş ya. Tamam, bunun arkasında durmuyoruz belli. Demek ki taktikle devam ediyoruz. Evet, demek ki taktikle devam ediyoruz abi. O geliyor, biz böyle sağa doğru takla atıyor. Yanına düşüyoruz, ataklarımızı yapıyoruz ona. Ha, şu işi bozuyor tabii. Şimdi arkamda kaldım benim deyip kuyruk atacak. Halbuki o benim istediğim bir şey değil. Bunu sen yapıyorsun, ben değil. Oraya doğru gideceksin değil mi? Aa, bu sefer farklı yöne gitti. Terbiyesiz. Al bakayım şunu. Aa, special hatamızı da vuramadık ona. Ama ben seni bilemiyorum ki ne yapacağını ya. Ben sana kararsız kaldım yani resmen. Bildiğin kararsız kaldım. Bir tane iksir içmem gerekecek belli ki. Biraz da enerji toplayayım diyecektim. Kardeşlerim, yaratık savaşı çok yorucu bir şey. Bildiğiniz yorucu bir şey yani. Buraya mı geldin? Teşekkür ederim. Ben artık gelişinden anlıyorum seni ya. Aa, gelişinden anlayamadım seni. Seni gelişinden anlayamadım ben. Böyle mi oynuyoruz şimdi? Peki. Güzel. Güzel. İlk defa istediğim yere düştün. Galiba hareketlerinden onu biraz anlayabilirim ya. Sanki biraz anlayabilirim hareketlerinden. Tam emin olmamakla beraber. Evet, yoruldum. Yoruldum. Biraz geri çekilmem lazım. Değil mi? Arkasından bunu yapalım. Ne kadar güzel. Çocuğum, şunu beynine bir vursaydım senin. Şunu beynine bir vursaydım ikili saldırıyı. Bak. İkili saldırı. Çok güzel değil mi? Şunları biraz yer misin hasarları lütfen? Evet, bir ara bayıldı öyle. Bir şey oldu ona. Bir baygınlık geçirdi. Bak, beni kuyruk mesafene alma. İşte mega saldırıyı yapmayı başardım en sonunda ona. Şimdi sana şöyle Q'lu saldırıyla vurayım biraz. Ayağa kalk, ayağa kalk, ayağa kalk. Sana Q ile saldıracağım. Mega atakla. Hadi. 2, 3. Sonra şununla. Hadi kombonu tamamla. 1, 2, 3. Şununla kombonu tamamla. Ne oldu? Ne yapıyorsun? Kaçma sakın. Sakın kaçma. Kaçmaya çalışma. Seni kaçırtmam ben. Ha? İşte bu. İşte bu. İşte bu. Şuradan hemen mutluluk sembolümü de vereyim. C+. Çok iyi olmamış. Çok iyi becerememişiz. Hepsinde altın almayı başardık ama kırmada parçalarını kırdık. Ondan sonra efendim cengaver gibi daldık. Az hasar aldık. Az hasar aldım diyor. Bilemedim. Tek başım olduğum için bütün altınları da ben kazanmış olabilirim. Şimdi Weapon, Armor kazandık. Gnashir Hide aldık. Bakalım bunlarla neler yapacağız kardeşlerim. Base'e dönünce bunlarla bir şeyler yapacağız şimdi. Evet, kasabaya döndük. Kasabada birazcık kasılıyor şu anda oyun. Farkındayım. Gördüğünüz gibi şu yukarıda da gösteriyor soru işaretini. Burada da gösteriyor. Çok fazla insan var. Doluşmuşuz. Gnashir atak. Gnashir artık bizim yakınımıza gelemeyecek. Onun aklını aldın orada anladığım kadarıyla. Evet, aklını aldım. Teşekkür ederim.
Ying'e. Değerini kabul ettirdin insanlara. Shadow of the Shrike. Shrike'ı yok et. Cartographer Gauss'un copper wheel'ını al oradan demiş. Bakır tekerleği gibi bir şey diyor al. İlginç. Şimdi ünlem nerede? Ünlem şurada gösteriyor. Oraya doğru bir koşalım bakalım. Ünleme doğru bir depar atalım. Tabii optimizasyon hak getir oyunda şu anda. Experimental weapon. Deneysel silah yapacakmışız bir tane. Gnash Saber, Gnash Mesher, Gnash Blade falan diye bir şeyler söylüyor. Okey, yapalım hemen. Zaten bize tam olması gerektiği derecede şey yapıyor. Ekipman veriyor. Mesela şunun gücü gördüğünüz gibi 108'miş total gücü. Bunun gücü 120. Ve özelliği neymiş? 120 bütün her şeye karşı elemental atümentinde. Bu da 120 bütün her şeye karşı. Bu 108 bütün her şeye karşı pardon. 120 bütün her şeye karşı artı 2 Rage Hunter'ı var. Enraged Behemoth'lara %110 hasar veriyormuş. Çok güzel. Hemen şundan bir tane yapalım. Yaptık. Efsane oldu. Şu çekiçten yapmamıza izin veriyor mu? Ha, Gnasher Hide yok. Birini seç yap demiş. Neyse ben zaten kılıççıydım. O yüzden kılıcı seçtim. Mutluyum. Pişman değilim bundan. Upgrade de edebiliyorum. Bir posta da upgrade edelim. 120'de hasar versin üstüne ekstra. Mükemmel. Bir de upgrade oldu. Tamam artık. Bundan sonrası gereksiz. Experimental weapon dedim. Oo, demek bunu yaptın. Gözlerin fıldır fıldır değil mi şimdi? Mutlu olmuşsundur. Hadi hadi diyor. Hadi hadi beni yeme diyor. Etrafta şöyle tipler olduğuna bakarsak bayağı oynamış vatandaşlar, abiler var demek ki etrafta. Yaratığım var mı? Yaratığım yok. Bir tane görevim var zaten çıkmış. O görevin üstünden devam et diyor. İlerle diyor bana. Şekilcilik yapma diyor. Peki. O görev üzerinden ilerleyeceğim. Bir yaratık avına daha gideceğim. Herhangi bir behemotla dövüş diyor. Arkonit kazan bonusu olarak. Spesifik bu behemotu avla. Çoğu iyi şeyler kazan. Activity. Ha, böyle bir şey var. En iyi behemotla dövüşüp puan kazanabiliyoruz. Bunu yaparsak eğer. Bunu henüz yapamıyoruz. Bunu yapabiliyoruz sadece. Quest'te buymuş. Shrike'ı avla burada. Possible behemotlardan biri bu. Geri kalanların ne olduğunu bilmiyor. Peki biz yine bunu yapalım ya. Start diyelim buna. Finding Hunt. Bu sefer ready demeyeceğim. İnsanlar gelene kadar bekleyeceğim. Evet ben geldim. Zaten bir kere loadout demem lazım. Benim şuradan kılıcımı değiştirmem lazım. Ha, şununla kılıcımı değiştireyim. Tamam şimdi oldu. Tamam back dedim. Back dedim. Şimdi oldu. Bak tamam sayımız tamamlandı. Mükemmeliz. 4 kişiyiz. Aralarındaki en tırt tip benim. En tırt tip benim. Yaşasın. Hepimiz ready dedik. Sal bizi artık. Şurada bir tane Moğol gibi tip var. Burada bir tane İskoç gibi tip var. Şurada bir tane Çin'den gelmiş vatandaş ve öz be öz has Türk var aralarında. Dede. Anladığım kadarıyla partiyle görev yapmak yerine bu şeyi de seçebiliyoruz. Yani eşyalarımızı güncelleyebilelim, bir şeyler yapabilelim falan diye. Ben burada önüme ne gelirse rastgele onu keserim deyip şu havada uçan ormancıklara gidip orada serbest avda yapabiliyoruz. Üzülüyorum böyle olduğu zaman ya. Parçalanmış gezegenler, havada uçan topraklar beni üzüyor. Haydi bakalım gösterin enerjinizi. Siz açın behemotun nerede olduğunu gösterecek özelliğinizi. Ben sizden faydalanacağım. Ha hiç göstermediler. Bunlar deneyimli. Direkt dalıyorlar. Biliyorlar behemotun nerede olduğunu. Ben de açayım. Şu tarafta diyor sanki. Ben açtım ama anlamadım behemotun nerede olduğunu. Üzüldüm şimdi buna bak. Hepsini topladım inceden. Hepsini topladım. Biz bu vatandaşla yanlış bir yerlerde mi kaldık?
Vatandaş nereye çıktı ya? Yukarı mı çıktı? Ha, yukarı çıktı. Arkadaşlarımın nerede olduğuna bakayım da. Arkadaşlarım galiba şuralarda bir yerlerde. Ve galiba yaratığı buldular. Bu oyunda böyle bir konsept var aslında. Ava başladığınız zaman yaratığı ilk bulanlar hemen sinyal minyal atıyor oradan. Hah, bulmuşlar. İşte bu. İşte ben bu yaratığı sevdim. Benim sevdiğim bir yaratık. Bak bak bak. Bize Getsuga Tenso atıyor. Terbiyesiz. Bana öyle şeyler atma, yemem. Bunu yiyebilirim. Ama yemedim. Şimdi bize uçacağım mı? Yok, Getsuga Tenso atacakmış. Ağzına vurdu bir tane bak adamın. Yo, ben onu istemiyorum. 1, 2, 3. Hadi be. Special özelliğimi kullandırtmadın bana. Patladı benim special özelliğim senin yüzünden. Kaçtın mı? Galiba kaçtım. Şimdi bir daha gel bakayım. Yo, bir daha gelmiyor. Evet. Bir şeylerin arkasına kaçarak bundan kurtulmaya çalışmak belki de güzel oldu. Oo, arkadaşlarıma ne biçim hareketler yapıyorsun orada var ya. Acımasızca hareketler yapıyorsun. Hemen koşup dibine gelmemiz lazım senin. Oo, alayımızı dövdü. Alayımızı dövdü adam. Geliyor mu Getsuga Tenso? Yok. Uçuş geliyormuş. Uçuş gelmiş. Buradan geldi Getsuga Tenso. Vallahi iyi mekan buldum adamın arkasında. Aa yok, iyi mekan bulamadım. Çünkü oradan bir kondu öyle üstüme bir şeyler yaptı. Bu olmaz. O fırtınayı bize atma. Üzülürüm. Bu nedir abi? Deminki yaratık da yapmıştı bunu. Şimdi bize uçacak mı? Vallahi bize uçtu. Ben de adamın tam da üstüne şey yaptım. Geldim. Ya sen ne kadar korkunç bir tip oldun böyle ya. Vallahi korkunç bir tip oldu. Bana mı tutuldun sen, anlamadım ki. Bana mı tutuldun sen, anlamadım. Oo, çok pis vurdu. Ağzıma doğru vurdu hem de. Bak, bu sersem dediği zaman ona iyice abanmak lazım. Aslında abanmak lazım burada sersemli. Takla takla takla. Hemen yanına git. İşte bu. Orada eşya peşine düştünüz değil mi? Terbiyesizler. O zaman ben alırım onu siz düşmediyseniz. Oo, bana Getsuga attı, son anda kaçtım. Arkadaşlar, bu böyle olmaz yalnız. Ben şuradan bir koşacağım izninizle. Şuraya doğru. Ölüp gitmek istemiyorum bu genç yaşımda. Şimdi geliyorum. Şimdi geliyorum, merak etmeyin. Hepinizi kurtaracağım bu fani hayattan. O bana doğru uçar. Bana doğru uçmasa da ben ona doğru gelirim. Ama bu yaptığın çok büyük bir terbiyesizlik. İkili atıyor. Vay terbiyesiz. İkili atıyor adam, bildiğiniz. Aduketi maduketi de ikili artık. Aman diyeyim, aman diyeyim. Nereye attığından çok onu atarken sizin hareketsiz durup durmamanız önemli. Paramparça oldun adam. Her şeyin parçalandı. Artık pes et.
Pes et artık. Aa, kaçıp kaçıp adamın atladığı yere gelmem ne kadar güzel değil mi? Kaçtı mı? Vallahi kaçtı. Vallahi kaçtı. Bu hiç hoş olmadı. Bu işi ben beğenmedim. Lanternim var mı? Lanternim var ama bir şey göstermiyor. Bunda bir sorun var sanki. Evet. Yaratığın tam yerini gösteriyormuş lantern. Hakkını yemişiz lanternin. Ve sana şöyle kombolu bir şeyler. Güzel. Olmaz o. O olmaz. Onu geçeceğim. Bak oradan da yine bana tokat atmaya çalışıyorsun. Tam bir terbiyesizsin. Şimdi ben özelimi doldurmuşum. Bu saatten sonra sana şöyle aduketli vuruşlar yapmaz mıyım? Çok pis daldım adama var ya. Oyunun başından beri açık ara en iyi daldığım şey oldu bu. Yine kızdı bak, yine sinirlendi. Kime geliyorsun? Bana gelmiyorsun. Şimdi yine bana gelmiyorsun. Üçlü mü dalıyorsun artık? Vay arkadaş. Biraz daha sinirlenirsen kaçta dalacaksın peki bize ya? Bak ya. Fırtına atmaya başladı tekrar. Hop. Bana çarptı ama o. Bu haksızlık. Ben bir tane iksir içerim. Ben bir iksir içerim. Sen beni üzdün. Bak ya. Beni kızdırmaya başladın Behemoth. Oo, yok anasının nikah memuru artık. Ne kadar güzel. Ha, sakinleşti ya. Biz sakata geliyoruz. Sakata geliyoruz biz. O anda da var ya burnumun... Hayvan ne kadar tutarsız hareketler yapıyorsun ya. Gel. Gel uç bana. Hayda bir daha kaçtı. Bu arada benim kankalarım buradaki şeyleri emip durmuşlar. Sağ olsunlar. Emmişler buradaki enerjileri. Geçen bölümde de biz emmiştik. Tabii bunun da farkındayım. Yanlışlıkla basma bu özelliği diye bir süre basılı tutman lazım anladığım kadarıyla. Bu halde yapmışlar. Herkes aynı şeyi yapıyor. Bu bitkileri toplamak için üzerlerinden geçer gibi yapıp böyle alıyorsunuz. Stili bu yani. Hadi bakalım. Güzel. Bunu da aldım. Şimdi başlayalım kombomuza. Ya bu takladan da kurtulamamamız çok garip. Eh be güzelim ya. Vur şuna komboyu acıma. Bak kafasında kabarcıklar uçuyor şu anda onu dövmek için çok güzel bir an. En sonunda. En sonunda. Her zamanki gibi şunu yaparım hemen. Thumbs up bu sefer. Bu sefer thumbs up. Ne oldu? Dedeli silver, gold, silver, gold, bronze, gold. Bu çok dövmüş adamı. Behemoth'un parçalarını güzel kırmışız. Biraz damage almışız. Silah için, zırh için bir şeyler aldık. Bir de bir parça aldık. Slayer level 1 mi? Biz daha yeni mi level atlamaya başladık? Şimdiye kadarki deneme şeyleri miydi, hareketleri? Yine Mutlu Mesut kasabamızdayız. Önce şu görevimizi bitirelim. Buraya gel diye bağırdı adam ya. Over here dedi. Demek onu da hakladın.
Sen çok erkek bir savaşçısın. Sen çok erkek bir savaşçısın. Ben seninle kapışamam diyor. Bait the trap. Tuzak kurma zamanı. Kabul et abi. Tamam. Store'da ne var? Bir tane boya al dedi. İlginç. Dükkanı varmış oyunun. Tabii oyunun dükkanı varmış. Skyblue'm lazım bana bol bol. Şimdi başka bir şey yok bende, değil mi? Bir saniye ya, dükkana nereden gideceğim ki? Map John Loadout Inventory Style. Allah Allah. Şimdi dükkanı bulmak biraz vaktimi alacak. O yüzden ben şurada elimdeki ekipmanlara ne yapabildiğime bakayım. Ya da sende bir şeyler olabilir mi acaba? Yok ya, sen berber amcaydın. Pardon. Sen berber amcaydın. Sen de dükkan değildin galiba ama. Merhaba. Merhaba biçici. Biçici nasılsın dedi. Şu yazıya bakarsak burası aşağıne gibi. Sen bizim elimizdeki eşyayı büyüyordun. Şimdi hatırladım. Sana ne yapabiliyoruz? Gnashir Armor seti yaptırabiliyoruz. Deminki Gnashir'dan sonra zaten bunu yaptırabilirmişiz galiba. Benim üzerimde neler var? Bunlar var. Mesela 27, 27, 27, 27. Bunlarınki 27. Total power mı acaba böyle? Bunu yaparsak maksimum health da 50 artıyormuş. Hepsi de toughmış ve maksimum health'ı 1 arttırıyormuş. Yaptım abi bunu. Teşekkür ederim. Inventory'ne eklendi dedi. Bunları artık yapamıyorum. Bir de Shrike kıyafetleri var tabi. Shrike'tan çok bulmuşum. Bundan bir tane bulmuşum ben. Shrike'tan çok fazla bulmuşum. Total power 35 oldu. Bunların total power'ı 27. Peki. Bu neymiş? 34. Stamina regen. Dodge'daki yenilmezlik pencereni %7 arttırır diyor. Bir süre daha fazla yenilmez olursun diyor Dodge'da. Bir dakika dur abi, biz bunu yapalım. Çünkü hepsini yapabileceğiz belli ki. Bunun hepsini yapabileceğiz biz. Bu kıyafeti yapalım abi. Sen benimsin, gel buraya. O alaşağı ettiğimiz yaratık kuşu gibi olduk ya. Ha, upgrade de edebiliyorum bir de bunları. Peki abi, ederim upgrade de, niye etmeyeyim? Daha da mı upgrade edebiliyorum? Yok artık ya. Şu anda bu kadar upgrade edeyim yeter bana ya. Daha fazlasında gözüm yok. Çünkü o upgrade eşyalarımı ne kadar kullanıyorum bilmiyorum onu upgrade edince. Şundan Armor of Arkonit Shrike Feather pardon. Şunu upgrade edebiliyor muyum? Edebiliyorum. Armor of Arkonit kullanıyor işte. Yani etmemek lazım. Şimdi bunu da etsek, bunu da etsek aynı yapıyor. Zaten Shrike Plate artı 2 diyor falan. Şimdilik buna gerek yok. Şöyle bir çıkayım ama tabii üzerimde değil bu. Hemen gear'lara geliyorum. Shrike setine. Shrike'ı equip. Graves'e equip. Helm'i equip. Plate'i equip. İşte bu. İşte bu. Biraz önce özendiğim, beğendiğim o adamlardan daha güzel oldum ya. Vallahi daha güzel oldum. O zaman sen de Gnashir kılıcı yapmıştık ya. Shrike kılıcı yapsak. Ha, Shrike Saber dandikmiş ya. Aslında dandik değilmiş galiba. Bu da 120 diye başlamıştı. Biz bunu upgrade edip 160 yaptık. Bu 136 diye başlıyor, aslında daha iyi. Bunun unique efekti dodge ettikten sonraki bir sonraki saldırı %+30 parça hasarı veriyormuş. Parçacık hasarı. Biz bunu bir yapalım. Mükemmel. Bir de upgrade edelim. Efsane oldu. Bir de upgrade edemiyorum. Bunun hasarı 160, bununki 176 oldu ya. Hiç olur mu? Hiç olur mu? Şöyle bir bakalım. Değişik silahlar, yanarlı dönerli. Bunu niye açamıyoruz?
Weaponsmith'te rankini arttırman lazım diyor. Ondan sonra bunu açarsın diyor. Canım benim, sende de bir rankini nasıl arttırıyoruz ki? Biz böyle gelip senden bir şeyler yaparak mı arttırıyoruz? Herhalde öyle yapıyoruz. O ne? Henüz olmayan bir yer mi buldum? Ha yo, ekranda şey çıktı. Bir saniye, ha markete buradan geldik. Şimdi market buradaymış. Ben şimdi anladım. O kadar, bu kadar, bilmem ne falan diyor. Customization'da bedava olan şey bunu da al diyordu. Şansa bunu da keşfetmiş olduk. Recruit die. Recruit die'yi alıyorum. Purchase. Evet, oyun microtransaction yapacak belli ki. Demek ki microtransaction yapacak oyun kardeşlerim. Oyun için satış yapıp böyle para kazanacaklar. Ama bunlar da tahmin ettiğim kadarıyla makyaj olacak. Yani kılıç şekli, zırh şekli falan gibi şeyler. Yani yanınızdaki adam sizden daha güçlü, daha güçsüz olmayacak bu yaptığınız şeyler yüzünden. Şimdi hemen gear'a bir daha geliyorum. Şuradan Shriek Saber'ı equip diyorum. Bence oldu. Kesinlikle oldu. Üzerimizde şöyle mouse'u hızlıca gezdirirsek daha iyi bir şey var mı görürüz zaten. Eksi, eksi. Training Sword. Ha, bu kendi kılıcımız. Bunlar kendi zırhlarımız. Şimdi geri kalanların hepsi de eksidir. Büyük ihtimalle evet. Hepsi de eksi. Healing Flask, Airdrop. İlginç. Bunları benim bir yerlere atamam mı gerekiyor? Bunları da equip dedim. Bakayım equip deyince bir şey mi oluyor? Canım benim. Style, gear, boya. Boyayı aldım mı? Ya bir şekilde aldım herhalde boyayı, emin değilim ama. Dur bakalım, orada soru işareti çıktı. Benim kombom değişti mi? Kombom değişmedi. Kombo hala aynı. Demek ki kılıçla abiyle oynarsanız aynı komboyla oynuyormuşuz. Emmi, ben boyayı aldım. Store'da ne var gördüm. Şimdi değiştirebilirsin müşteri diyor. Şimdi müşteri değiştirebilirsin dedi. Anladım ben seni. Iğda, Regent, Core, Cell, Supply, Quest, Style. Hede, hede. Style. Signal Flare. Bir tane varmış. Select your arrival. Island arrival. First down, second down, third down. Bu ne demek? Bunu anlayamadım bak. Bannerlarda bir tek Dauntless Banner'ımız var. Ha, Color aldık şimdi. Color'da şöyle Color seçebiliyorum. Güzel. Fabri'nin rengini seçebiliyor muyum? Tabii ki Fabri'nin rengini de seçebiliyorum. Bu renk değil, kırmızı olsun. Belli etsin kendini. Border'ı da bu renk olsun. Çok güzel oldu. Kardeşlerim, tek kelimeyle. Şimdi patrol görevimiz expedition var. Patrolda ne diyormuş? Burada kafana göre gezin, arkonit kazan, bonus resource kazan, spesifik behemoth öldür. Gnashir Strike var. Monstrous Wedge'de Gnashir Strike var. Bu Frontier'da Rock Embermane Rock Strike var. Bundan sonrası artık buradaki yaratıkları öldürmek kardeşlerim, güzel bir inceleme oldu bence. Burada videomuzu sonlandırabiliriz. Vallahi arkadaşlarınızla girip şöyle 4 kişi de, bilmiyorum, herhalde buradan birbirinize ekleyebiliyorsunuzdur. Birlikte oynayabileceğiniz bir oyun. Dediğim gibi linkini açıklamasında vereceğim. Ben oynadım, beğendim. Umarım sizler de izlerken beğenmişsinizdir. Her zaman olduğu gibi, eğer beğendiyseniz beğeniyorum ve paylaşımlarınızı destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin. Evet, maalesef bu video bitti. Ama her gün iki yeni video gelmeye devam edecek. Eğer izlediğini beğendiysen ve kanaldaki yeni videolardan haberdar olmak istersen ana sayfadaki abone ol butonuna basman ya da herhangi bir videonun içerisindeki Dedele Oyunlar logosuna tıklaman yeterli olacaktır. Dedele Oyunlar kanalımızda bugüne kadar yayınlanmış olan 2000'den fazla videoyu izlemek isterseniz videolar kısmından çok kolay bir şekilde bunları görüntüleyebilir ya da oynatma listelerinden seriler halinde yine bu videoları görüntüleyebilirsiniz. İzlediğiniz bir oyunla alakalı bilgi almak isterseniz hemen o oyunun videosunun altındaki daha fazla göster butonuna tıkladığınızda o oyunun varsa
oynama linki ya da satın alma linki bulunacaktır. Fakat kardeşlerim, asıl önemli olan Dedeli Oyunlar oyun kanalımızı gerçekten beğendiyseniz bu duyguyu arkadaşlarınızla paylaşmanız ve bunun için maalesef burada bir buton yok. Yapmanız gereken dışarı çıkmak, arkadaşlarınızı kolundan tutup yakalayıp Dedeli Oyunlar diye bir oyun kanalı var, ben izledim çok beğendim, sen de izledin mi diye neşeyle haykırmak. Kibarca da söylemeniz yeterli olabilir.